Misi TV'den herkese merhabalar. Bu hafta da yine burası Samiyen'de sevgili Can Tongo ile beraber Galatasaray'ın performansını değerlendireceğiz. Hoş geldin. Abi. Hoş bulduk. Nufuz. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın Nazlı? <laughs> ben de iyiyim. 11. haftayı noktaladık. Galatasaray Gaziantep'e 2-0'lık skorla geçti. Ömer Bayram ve Feguli'nin golleriyle. Evet. Real Madrid maçından sonra da kadroda bir değişikliğe gidildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani maç? sonuç olarak önemli bir galibiyet tabii. Real Madrid maçının ardından, ağır yenilginin ardından. Yeterli miydi? Futbol olarak çok yeterli değildi Galatasaray. <laughs> gene baktığımızda ilk yarıda bulduğu gollerin ardından e, yine hücuma <laughs> çıkamayan, aslında Fegül'ün bir flikikten bir tane de hızlı hücumda direkten dönen topları vardı ama ikinci yarıdaki Galatasaray o kadardı. Yani o iki tehlike Galatasaray'ın, Galatasaray bulduğu iki fırsatı değerlendirdi, iki tane de fırsat kaçırdı diyebiliriz. Yani Ama... şu sıkıntı değil mi bir de? Galatasaray bulduğu skordan sonra da çok bir reaksiyon göstermiyor. Yani iki tane attıktan sonra Aslında tabiri ekon... caizse evet, skora atmak gibi bir şey oluyor. olur, rakibin daha fazla hücuma çıkar. Hı hı. E, Galatasaray'da işte o geçişlerdeki sorunlar gene e, kadro değişse de devam ediyor. Hı hı. E, i̇şte kötü senaryo Andone'nin sakatlanması. Sakatlanması. Falcao'nun hala sakatlığının devam ediyor olması ama ben milli aradan sonra yavaş yavaş Falcao'nun e, takıma döneceğini düşünüyorum. Şimdi kadroda sana soracağım isimler var. Öncelikle Emre Taşdemir bir gördük, evet. yine Ahmet'i gördük, e, Adem vardı, Ömer vardı yine 11'de. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi, Özellikle Ahmet iki maçtır. Evet Ahmet iki maçtır iyi. Yani şöyle baktığın zaman çok net yapmış olduğu bir hatayı söyleyemezsin. Hı hı. E, Galatasaray için yeterli bir stoper mi değil? ama ihtiyaç halinde başvurulacak bir stoper olduğunu mesajını verdi. Evet. Bu iyi bir şey. Yani uzun zamandır da oynamıyordu, direkt maçı yoktu. Ahmet'in ben bu süreci iyi atlattığını düşünüyorum. Emre çok önemli katkı verdi. Kesinlikle. Emre hem hücum anlamında hem hücuma çıkışlar anlamında bir kere klasik oyuncunun dışında bir oyun akışı hı hı. var. Yani böyle izlerken keyif alacağın, sert oynayan Galatasaray için daha fazla ısrar edilmesi gereken bir oyuncu, daha çok genç. Hı hı. Yani Emre Galatasaray'da Kanada oturduğu zaman uzun yıllar taşıyabilecek kapasitede bir isme, isim. Ömer'i tabii ayrı şey açmak lazım. Çok ciddi bir değişiklik yaşadı. Yani Galatasaray'ın bu kadar önemli işte seri işte hı hı. E, Lemina'lar, Enzonziler gibi oyuncuların olduğu bir ortamda hatta Falcao'nun olduğu ortamda. Bu sezonun en iyi ismi. Evet. Ya aslında bir bakıma Ömer açısından iyi bir şey ama diğer taraftan Galatasaray açısından sıkıntı verici bir şey. Çünkü geçen sene oynadığında 11'de olduğunda seyirci homurdanıyordu. Evet. Demek ki bir şeyler iyi gitmediğinin en güzel göstergesi. Hep öyledir zaten. Yani bir takımda kaleci çok iyiyse, hı hı. müthiş kurtarışlar yapmışsa kaleci için iyi bir şeydir ama takım için kötüdür çok pozisyon vermişsindir. Hı hı. Ee, diğer yandan Ömer Bayrami ise demek ki aldıklarından daha henüz hala Hiçbir şey alamamışsının da bir özetidir ama kazanç açısından iyi bir şey tabii. Peki şimdi senden çok ufak bir değerlendirme isteyeceğim. E, liglerde 11. haftalar noktalandı. Milli takım arasına giriliyor. E, yani şöyle bir göz attım liglerdeki puan durumlarına. En kötü puan durumu bakıldığında Süper Lig'de gözüküyor. Çok. İşte Sivas'ın 21 puanı, Fenerbahçe'nin 20 puanı, Trabzon, Alanya ve Başakşehir ve Galatasaray'ın 19 puanı. Devamında evet, böyle gidiyor. Çok düşük. Beşiktaşın 18 puanı. Şimdi gelelim bir Premier Lig'e e bakalım. Premier Lig'de Liverpool'un 11. hafta itibariyle 34 puan. O onu şey yapmak var. lazım. Onu geçelim. Ayrı. <laughs> Ona bakmayalım. Onlar ayrı bir lig. E, La Liga'da Barcelona'nın 25 puanı var. Liderlere bakıyorum ben şu an. Evet. Bu ne Mönchengladbach'ın 25 puanı var. Evet. Ortalama şu an demek ki doğru ortalama e, 25'te 25 ile 20 arası. Serie A'da Juventus'un 32 puanı var. O da hani birazcık normal ötesi bir lig oluyor. Çünkü çok ee, ön planda Juventus orada. Paris Saint Germain'de 30 puan var. Evet bu dönemin belli ki ortalaması 25 Hı -hı. 20 yani 23 24-25 bizde söylediğin gibi çok düşük. Yani yani hem çok düşük ben bilmiyorum ee, yanlışım varsa izleyicilerimiz de yorum olarak yazabilirler. Ben e, 11. haftaya gelmişken ligde bu kadar takımların birbirine yakın ve az puanda olduğu evet, dönem var mıydı çok yani, hatırlamıyorum. Yani kalitesiz bir lig dört izliyoruz. Dört büyükler diyeyim Trabzonspor'la birlikte dört büyüklerin aslında kalitesiz futboldan ziyade e, dört büyüklerin bu sene son derece kalitesiz olmasından, henüz lige oturmamasından kaynaklanan bir şey. Yani bu dört büyüklerden biri lige iyi başlamış olsaydı bizim seviyede 24-25'lerde olabilirdi ligde. Onlar olmayınca e, şimdi Alanya Spor için maksimum Hı -hı. alabileceği puan bu zaten. Hı -hı. E, o puan da Alanya Spor'a liderlik için yetiyor. O kadar enteresan ya da başka bir Anadolu takımda liderlik için yeterli oluyor. Hı -hı. Sezon başları açısından bence de çok kısır. Belki de Anadolu takımları açısından mücadelenin çok yüksek olduğu bir süreç. Onlarda puan kaybını evet bu noktada kabul edebiliriz ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bu kadar kötü olunca ligin puan çıtası da bir noktada kısa kalmış oluyor. Şimdi bakalım milli takım arasından e, kimler iyi dönecek, kimler evet. daha hazır dönecek bunu da göreceğiz. Misil'in bize e, sorusu var mı onu soralım. Galatasaray'da bir seçim gündemi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Galatasaray'da seçim gündemi şu an e, lig sonuçları ve Avrupa Kupası sonuçları çok önüne çıktı. Çünkü şu an tamamen gerçekten kazan kaynamış durumda. Biz bunları anlatırken birçok şey değişmiş olabilir. Evet. Yani yayına çıkana kadar programımız birçok şey değişmiş olabilir. Ne olmuş olabilir? Mustafa Cengiz yönetimi seçime gitme kararı almış olabilir. Hı hı. Ya da e, savaş hala devam ediyor olabilir. O yüzden biz sadece hani olayın e, perde arkasındaki boyutuna baktığımızda Birincisi kongre üyelerinin belli bir kısmı Mustafa Cengiz ve yönetimini indirmede çok net kararlı. Hı hı. Yani bunun için her şeyi zorluyorlar. Ben tekrar altını çizerek söylüyorum. Dursun Özbey'in e, haciz göndermesinin bile bu olayla bağlantılı yönetimi sıkıştırma hı hı. bağlantısının olabileceğini düşünüyorum. Net aldığım bir şey yok ama öyle bir tedirginliğim ve şüphem var. Neler oldu işte mahkemeden bir sonuç çıktı ama... Ben Galatasaraylı yönetici kongre üyelerine birkaç kişiye de sordum. Hiç kimse sonucu daha tam değerlendiremiyor. Evet. Yani mahkeme seçime mi gitsin dedi yoksa mahkeme Mustafa Cengiz yönetimi devam edebilir mi dedi. Bu hala tartışılıyor. İşte avukatlar bir ay bir süreç var. Bu ay bu süreç içerisinde seçime gidilmezse Galatasaray'ın bundan zarar görebileceğini söylüyorlar. Mustafa Cengiz yönetimi şu ana kadar seçime gitmeyeceğini, böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını söyledi. Burada Galatasaray'ın zarar görmesini göze alacaklar mı yani böyle bir şey varsa? Sezon içerisinde Galatasaray'ın e, seçim görmüşlüğü de var. Ama şunu söyleyeyim, seçim isteyenler bugün seçim kararı çıksa koyabilecek adayı daha belirlemediler. Yani Onlar da ha o zaten. evet hazırlıksızlar yani. Taşın altına, yani. Taşın altına İstiyorlar. Kiminle sokabilecek biri Yok. var mı? Şöyle bir şey olabilir. Hani Mahkeme kararıyla, yani Mustafa Cengiz gitmedi ama mahkeme kararlı hakikaten seçime gitti. O zaman yeni gelecek yönetimi çok zor günler bekliyor. Bir kere Mustafa Cengiz yönetiminin arkasında bir taraftar hı hı. desteği var. Yani yeni gelecek ismin daha önceden bu işi yapmış... Bir seviyeye gelmiş olması gerekiyor ki Galatasaray sakin günler geçirebilsin. Evet. Şimdi kimler konuşuluyor? Mesela Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu konuşuluyor. Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray camiasında hakikaten çok değerli bir isim. Divan Başkanlığına kadar gelen bir isim ama bir cenaze videosunu Mustafa Cengiz'le evet. yani omuz attı mı atmadı mı orada bir taraftar gözünde puanı kırıldı. Hı hı. Yani şu an bugün Eşref Hamamcıoğlu... E olsa da o görüntü kaldı hafızalarda Tabii. kolay geçmez. Eşref Hamamcıoğlu bugün yönetiminin de elinden alınmış bir yönetime gelirse yani maçlarda, sosyal medyada çok zor günler yaşar. Galatasaray'ın bu noktada bence son kararı eğer gerçekten seçim olacaksa ki bence Mustafa Cengiz yönetimi devam etmeli. Hı -hı. Seçim dönemi geldiğinde olmalı ama mahkeme kararıyla da ya da yönetimin kararıyla seçime giderse burada tek doğru bir isim var. O da Galatasaray'da daha önce Avrupa Kupası bile kazanmış bir ismin altında yani Faruk Süren'in altında hı hı. Galatasaray camiasının buluşması sanki biraz daha taraftar nezdinde de kabul görebilir hı hı. bir boyuta gider ama Faruk tekrar Süren'de söylüyorum. Faruk çok sevilen bir başkan. Evet doğrusu Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar devam etmesi hı hı. ama etmeyecek ya da edemeyecekse de Galatasaray'ın Faruk Süren gibi bir isim altında camianın birleşmesini yani sadece kongre kararı olarak değil. Taraftar açısından da bunu değerlendirmek lazım. Taraftarın da yani ne kadar kabul etmeseler de taraftarın da kabul edeceği hı hı. bir başkan Galatasaray'da sakinlik açısından çok önemli. Yani şu senelerdir tartışılan bir şey. Yönetimlerin birbirine bıraktığı borçlar, bir sonraki yönetime öyledir, bıraktığı evet. borçlar. E, bununla ilgili herhangi bir şey yapılamaz mı? Yani her yönetim kendi mali tablosundan, eee borcundan mesul olsa. Bununla ilgili bir çözüm o zaman üretilemez kimse mi? Girmez ki. Yani çünkü taraf, böyle de işte borç ka katlanarak e, artmaya oluyor. devam Maalesef ediyor. Öyle Maalesef öyle oluyor. Bu işin Türkiye'deki sistem bu. yurt dışında böyle değil. Avrupa'da böyle değil bu sistem. Yani hakikaten Avrupa'da her şeyin açık olduğu için her şeyi görebiliyorsun. Biliyorsun kongreyiz. Bizde öyle değil. Bizde senede bir kere bir şeyler açıklanıyor. İşte Galatasaray şu an artıda gözüküyor. Kar ettiği söyleniyor. Ama diğer taraftan bakıyorsun işte 5 yıllık bilmem nesi verilmiş. 5 yıl kapalı. Ya şu anki mali açıdan Galatasaray en azından Avrupa'dan... ...men yemeyecek kadar iyi bir süreç geçirdi. Evet. Çok yakındı çünkü o süreç Mustafa Cengiz yönetimi kar açıklayarak bu süreci atlattı. İyi gidiyorlar. E, Teknik direktör Fatih Terim, birazcık artılar eksiler var. Çok tartışılan. Yani kongre üyelerini rahatsız eden ne var? İşte Galatasaray'ın başkanın daha doğrusu işte bir Ali Koç süreci var. Fatih Hoca ile yaşananlar beraber fotoğraf meselesi bu çok yaraladı. Başkanın köfteler hitabı e, toplantıda çok e, genel e, kurul üyelerine köfteler dedi. Gerçi sonra demedim dedi ama size demedim dedi ama size köfte der miyim <laughs> gibi bir toparladı ama. Yani böyle biriken ya da şey var mesela ben diğer karşı tarafa da soruyorum. Hani gitsin yani soruyorum. Futbol dışında kulübün arka planında kalan hiçbir şeyle evet, ilgilenmediğini söylüyorlar. biraz geri planda kalmış. Hem branş olarak hem tesisleşmede işte şimdi şimdi başkan Flori'yi konuşuyor. Bundan önce konuşmuyordu diyorlar. Evet. Neden? Biz hep bunu söyledik işte Florya ne oluyor, Riva ne oluyor. Şimdi bu sıkıştırmadan sonra bunlara döndü diyorlar. Böyle bir karmaşık süreç var. Peki bu konuyla ilgili aslında taraftarın da hep aklında olan son bir soruyu sormak istiyorum sana. Fatih Terim'i başkan olarak görmek ister misin? Yerlerde birini Galatasaray'da. Ya ben Fatih Terim'in daha futboluna, Galatasaray'ın futboluna çok şeyler katacağını düşünüyorum. Kesinlikle ben de. Yani şimdi bu kadar 9 senede 8 şampiyonluk yaşamış bir teknik direktörün 10'da 9, 11'de 10... 12'de 11 gibi bir seri. Yani bu ne zamana kadar hep Galatasaray taraftar da söyler. Fatih Terim bitti diyene kadar Hı -hı. bitmemeli. Ha, hoca derse ki ben artık sağ kenarında yoruldum. Bu bir kulüp içinde futbolun en başı olarak yani mı? Belki bir Alex Ferguson modeline dönülebilir. Ee, belki olabilir yani niye olmasın? Bu kadar satayım. Yani sadece teknik direktör olarak bakamazsınız ki Fatih Terim'e. Futbolun bütün kademelerini yaşamış futbolculuk transferinden tut yöneticiliğine kadar e iyi bir profesyonel kadroyla tecrübe açısından yani başkanlık yapabilecek sporun içindeki nadir isimlerden birisi. Yani ben biraz da herhalde taraftar... İş yani da... iş adamı, iş adamı parası var diye başkan oluyor. Fatihlerin bu kadar kariyerle çok elin kolunu sallayarak yani başkan işte oluyor. Yani zaten genelde spor izleyicisinin de aslında kulüplerinde herhalde görmek istediği şey futbolu, futbolun içinden, sporun içinden gelen ...insanların, bilen insanların e, yönetmesi. Ya, tabii ki öyle. Yani şimdi birçok başkan adayı sayabilirsin. Ünal spor geçmişi. Hı hı. Biz başkanlık döneminde tanıdığımız isim ama Fatih Terim'in kademe kademe biliyoruz. Hı hı. Bir sürü yeni yeni yöneticiler geliyor. Niye? Sadece spordan anladıkları için değil, paraları olduğu için. Yani. E, bu senaryo içinde futboldan gelen birinin e, kulüp yönetmeyi... ...işte futbolcunun ruhunu anlamayı, doğru transfer yapmayı yönetmesini bunu işte şu doğrudur bu doğrudur analizini yapması paralı bir başkandan paralı bir yöneticiden çok daha iyi olacaktır. O yüzden ya Fatih Terim tabii ki iyi bir alternatif. ister mi kongre üyeleri ister mi onları tabii oturup tartışabilirsiniz ama doğru bir isim. Yani her pozisyonda işin ustası isimler ee, gerekiyor yönetimde yani. de sanırım. Bu hafta 3-5-2 taktiğiyle oynadı Galatasaray. <laughs> Taktik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani uydu mu uydu? Uydu evet. Uydu mu uydu? Sonucu iyi mi? İyi. Devam edecek mi Fatih Hoca? Bence devam edecek. Ama Biraz da tabii rakibe göre de analiz tabii gerekiyor. Tabii şimdi Galatasaray'ın 3-5-2'sinin ikisi yok ileride. Evet yani şu an, an maalesef ondan da mahrum kaldı. Falcao şu an e, yok ama tekrar hatırlatın milli maç arasından sonra büyük ihtimalle Falcao yavaş yavaş takıma dönüyor olacak yani ilk yeri kapatmadı. Yani o günkü dinamizme baktığımız zaman 3-5-2 bence de Galatasaray'a yakıştı o futbol. Ama yine tabii karşımızda yine üstüne basarak söylerim Rize'den sonra yine çok zayıf bir rakip vardı. Evet çok değişik bir takım Gaziantep yani Hı -hı. çok fazla yabancısı var ama ya kimse kusura bakmasa ama inanılmaz toplama bir takım. Evet. Yani bu kadar yeteneksiz oyuncuların bir arada getirilmiş olması. Yani Buna tepki göstermek lazım ki yabancı sınırlaması gelmesin. Hı. Şimdi Gazişehir'i ben izleyince bu arada çok da şanslı gittiler. Gazişehir'i izleyince bir tarafım yabancı sınırlaması istiyor. Yani böyle bir, böylesi gelecekse evet olmasın. Ama doğru gelecekse yabancı sınırlaması doğru değil tabii ki. Yani şimdi yine tabii ki yabancı sınırlaması tartışmaları Yok bu ara yok Galatasaray kötü Aa, var, var. olmuyor. Yok yok var. Ee, en son kim? Erol Bulut yanlış bilmiyorsam bir açıklama yapmıştı bununla ilgili. Yani aslında herkesin de söylediği tamamen şu. Yabancı oyuncu oynatma zorunluluğunuz yok. Kadroda varsa Türk oyuncunuz, Türk oyuncu oynatabilirsiniz. Altyapılara yönelmek biraz herhalde ülkede şunu yok da sormak ya, alt yapılara gerekiyor. Altyapılara yönelme lafını ben yani doğduğumdan beri duyuyorum. Ne için iki yabancıya kadar insan da Parayı A takıma harcıyor herkes. Altyapıya para harcayan bir tek altın ordu var. Hı hı. Yani altyapıya doğru dürüst yatırım yapan altın ordu var. Onun dışında kulüplerin o kadar çok borcu var ki evet. yani alıp da şuraya koyma şansı yok. Çünkü buraya koyduklarında başkası alıyor hemen. Yani alıp da şuraya koyma şansı elbette yok ama şunu neden kimse konuşmuyor mesela. Yabancı futbolcuya yapılan yatırım. Yani demek ki bir yatırım yapabiliyorsunuz var belli bir para. Benzer bir yatırımı neden altyapı yapmıyorsunuz? Yok, yani sonra da çıkıp seyirci herkes diyor ülkede ki. ülkede altyapı gelişmiyor. E, kimse altyapı ile ilgili etmez bir şey ki. yapmıyor ki. Alt yani seyirci kabul etmez. Yani sen transfer yapmayıp bu Hı. transferleri yapmayıp ben parayı altyapıya verdim dersen var ya 3 maçta topa seni. Bir kere Türk futbolu bunu kabul etmiyor. Yani ne yapabilirsin? Altyapıyı belki ayırabilirsin kulüplerin Genel bütçelendirmesinde. Ama tekrar söylüyorum. Yabancı sınırlaması gelse bile kulüpler o parayı Türk futbolculara verecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Bu ne kadar değişmedi. Türk artacak iyice. Değişmesi mümkün değil yani. Gene altyapıya para gitmeyecek. Daha önce vardı. Millet şakır şakır altyapıya para mı verdi sanıyoruz? Hı hı. Beş kuruş vermediler yani. O değişmez. O yüzden bence orada herkes... İşte bugünkü altyapıya yatırım yapamamanı yapamamaya bahane buluyor. Andon ve Falcao yokluğunda Adem büyük yeterli olacak. Vallahi Galatasaray forvetsiz oynamaya alışkın. Alışın Geçen abi. sezonun bir ilk yarısını, koca bir ilk yarısını hı hı. hatta böyle defans oyuncularını da zaman zaman son 10 dakika forveti çıkararak kazandığı maçlar var. E Adem tek başına yeterli olmaz tabii bu noktada Babelle birlikte büyük ihtimalle ikili forvete dönüş olacak 3-5-2 oynanırsa. Ama şu var. Adem'in sonradan girdiği oyunlardaki katkısıyla ilk 11'de başladığı maçlardaki görüntüsü birbirinden çok farklı. <laughs> yani son 15 dakikada izlediğin Adem'i e diyorsun ki ya kardeşim takımda bu kadar herkes kötüyken bu adam oynatılmaz mı? <laughs> Mantıken istiyorsun. E, ama şimdi Gazişehir maçına baktığımda da o görüntüden çok farklı bir Adem var. Yani <laughs> aynı Adem değil. Adem son dakikalara çok katkı sağlayan bir oyuncu ama şu mecburiyette tabii ki forma şansı bulacaktır. Ama Andon ve Favkan'ın yokluğunda Galatasaray'ın gene sürpriz golcülere ihtiyacı var. Yani 3-5-2 burada doğru bir tercih mi olur? Bunu göreceğiz ama Galatasaray mutlaka içeriden gene sürpriz bir şeyler çıkarması Ömer <laughs> işte Dong, belki daha fazla Yine yan top oynayan ama Feguli. Bu tür hava toplarını, duran topları daha doğru değerlendirmek gerekiyor. gerekecek. 3 beşindeki e, Lemina'nın da artık herhalde... Lemine iyi. Evet, yani iyi. Oraya bir oturması iyi Yani iyi daha oldu. sahip bu süreçte kimin seriyi kazanamadı hiç. Evet. Bir ee, de Mariano'yu soracağım. E, Mariano... Sorma mı diyorsun? Sorma. Yani <laughs> sorma. Ben çok çok beğendiğim bir futbolcu. Yani Mariano zekasına hayran olduğum futbolculardan birisi. Bir Fernando öyleydi. Evet. Yani kafayı çalıştırarak oynardı. Bir de Galatasaray'da gerçekten top zekası en yüksek şu anki takımdaki isim Mariano. Hı hı. Çok formsuz ama. Çok yani herhalde boymuşluğun ve yaşının yani verdiği bir durum. Topu nereye atması gerektiğini, orta doğru ortayı, önünde akan oyuncunun neresine bırakması gerektiğini ya da yorulduğu zaman koşmadan nasıl idare edebileceğini hı hı. en iyi bilen, en zeki futbolculardan birisi Mariano. Ama bu sene... Maalesef o zekadan pek bir Evet. Çünkü biraz formsuz oldu. olunca o futbol zekasını da kullanamıyor. <laughs> Tamamen sistem <laughs> erörü veriyor. Karman çorman bir şey oldu Mariano'nun durumu. Yani Galatasaray'ın yine biraz daha böyle ruhuyla oynayan, biraz daha hırslı. Ya ama şu var Mariano. Var. formunu bulursa devre arası gelmeden çok önemli katkı sağlayan isim. Yani yani devre arasını gelmesine de çok da bir şey kalmadı. Evet, şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın şampiyonluklarında verdiği katkı tartışılmaz özellikle çok kritik maçlarda inanılmaz asistleri var. Yani ben bir Başakşehir golü hatırlıyorum. Galatasaray'ın gol. şampiyonluk evet. yolunu açan gol. O golü o takımda başka atabilecek futbolcu yok. O vuruşu yapabilecek onlardan. Çünkü önünde akan topa işte orada futbol zekasını kullanıp nereye vurması gerektiğini bilen bir oyuncu. Bu sene kötü başladı. Bu kabul edilebilir mi? Evet ama geç mi? Değil. Dönerse tekrar zorunlu. Sadece yaşıyla ilgili şeyim var. Artık çok yaşlı Mariano. Hı hı. Ama sezon sonuna kadar iyi bir Mariano gene Galatasaray'a böyle nokta atış şeyleri hamleleri yaptıracak kapasitede biz. Yani Galatasaray Gaziantep maçından önce işte Sivas Konyaspor maçı vardı. Sivas'ın iki güzel golüyle, iki şutuyla, kaleye şutuyla hele ikinci gol bence muhteşemdi. Ben yine hep şeyi düşündüm. Neden bizde kaleye şut çeken oyuncu yok? Çünkü rakipler Galatasaray hep söylüyorum Galatasaray bu sene defans yapılması kolay bir takım. Yani Galatasaray'ın ruhuna aykırı bir durum bu. Galatasaray yani rakip çıkmıyor. Mesela iç sahadaki maçta rakip çıkmıyor bile. Hı hı. O kadar kolay savunuyorlar ki. Yani böyle hani topu ileride tutayım hiç onu hissetmiyor. İyi fırsat bulduğunda kontraya çıkıyor. Ama onun dışında kendi yarı sahasında Galatasaray eğer skor avantajını da koruyorsa rakip takım zorlanmadan savunma yapıyor. Evet. Ya. Yani hiç Galatasaray iki adım ileri gidemiyor zaten. Hı Bakalım devre arası umarım hem Galatasaray'a hem diğer takımlara da iyi gelir. Bayağı bir değişiklikler bekleniyor. O zaman artık milli takım arasıyla dileriz hem Galatasaray hem diğer takımlar biraz, biraz daha toparlanma, daha toparlanma gösterir. Lig, lig kalitesi, kalitesi evet yükselir. Yükselir. Teşekkür, abi, teşekkür ederim abi sağlık. Sağ Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim. Haftaya yine burası sağlamyende karşınızda olacağız. misi TV'ye abone olmayı şuralarda bir yerlerde <laughs> abone olmayı unutmayın.